أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم İza dakhala al khala yaqul Allahumma inni a'uzu bika min al khubs wal Rasulullah wa nataqa Habibullah. Allah celle celaluhu meclisimizi mübarek eylesin. Amin. Hayırlı eylesin. Amin. İstifadeli eylesin. Amin. Bu meclisler insana evvela İslami bakış açısını kazandırır. Sonrasında İslam'a dair bilgileri öğretir ya da öğrenmeye yönlendirir, teşvik ettirir. Bir mü'min için en olmazsa olmaz olan düşünce devamlı surette öğrenmesi gerektiğini İslam fıkhına dair, İslam'a dair hükümleri, ahkamı mutlaka öğrenmesi gerektiğini, bu anlamda muhtaç olduğuna dair düşünce üzere olmasıdır. Ne kadar ibadet ehli olursanız olur, İslam'a dair neyi nasıl yapacağınızı bilemiyorsanız çok ciddi manada problemler içerisinde kalacaksınız demektir. Efendimizin ifade ettiği şekliyle fakihun vahidun اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ Acayip bir ifade. Tirmizi rivayeti. Bir tane fakih. Yani İslam'ı bilen kişi. Biz bunu sıralamaya tabi tutabiliriz. Bir çok büyük bir fıkıh alimi diyebiliriz. Daha ikinci planda orta seviyede bilgi sahibi diyebiliriz. Üçüncü planda kime neyi soracağını bilen kişi demektir. Hayata dair bir meseleyle karşılaştığı zaman da bunun kaynağını nasıl öğrenebilirim? Kime bu noktada istifam efendim sorumu yöneltir? Ondan cevabı alabilirim şeklinde düşünceye sahip olan kişi bin tane abitten daha şiddetlidir şeytana karşı. Çünkü şeytan insanın bilgisizce yapmış olduğu, yapacak olmuş olduğu ibadetlere duhul edebilir. O ibadetleri yönlendirebilir. O ibadetler içerisinde onu oyalayabilir. Fakat bilgi sahibi olan bir insan, mesela hep söylüyoruz ya, sehif secdesini hayatı boyunca duymamış. Gençler, bu anlamda eksiğiniz varsa bu eksikliği giderin. Sehif secdesi nedir? Öğrenin. Namazı bozan şeyler nedir? Öğrenin. Namazın farzları nedir? Öğrenin. Bak geçen burada abdestin farzlarını sorduk. Ulema ihtilaf etti burada değil mi? Herkes farklı görüşler beyan etti. Bunları bilin. Guslün farzları ne guslü gerektirir bilin. Abdestini bozar? Bunu bilin. Tamam. Bunları bilmezsen hatırlarsanız birkaç hafta önce konuşmuştuk. Ramazan gününde oruçlu bir haldeyken Gusül abdesti alan adamın normal bir vakitte alıyormuşçasına boğazından aşağıya suyu kaçırmasından bahsetmiştik değil mi? Genizden aşağı su gidiyor. Ne oldu? Oruç gitti. O zamanda o kadar efendim tabiri caizse zorlamayacaktı. Bilgisi eğer olsaydı bu anlamda hataya düşmezdi. Dolayısıyla işte burası insana bunu da katmış oluyor. Ayrıyetten böyle genç kardeşleri görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ifadesi var. Bakın Acayip bir ifade. Yani yaşadığımız dönem zor bir dönem ama hatırlarsanız bunu konuşmuştum. Bir kez daha ifade etmekte fayda var. Hayata devamlı olumsuz bakmamakla alakalı. Hatırlayın. Şeytan bu zamanda yaşama noktasında bizi devamlı surette hataya düşürür, sevk eder. Zor zamandasın, şu zamandasın, bu zamandasın. Birileri yapıyor, sen de yapacaksın. Yapmamak mümkün değil. Zinaya düşmemek mümkün değil. Yalan konuşmamak mümkün değil. Son derece zor bir zaman der ve devamlı bu yönlendirmelerle birlikte seni başka bir mecraya iletir. Biz de demiştik ki doğru yönden bakalım. Yani doğrular üzerinden veya bize sunulan güzellikler üzerinden de meselelere bakalım. Kendi adımıza bunu konuşacak olursak milyarlarca insana nasip olmayan bir ilim meclisinde varlık gösteriyoruz dedik. Milyarlarca insana nasip olmayan çok büyük bir şeyh efendinin, şeyh efendilerin müridi veya muhibbanı olabiliyoruz demektir. Bak bu açıdan bakıldığı zaman da yani sizin şu vakitte burada toplanmanız çok net hep ifade ettiğimiz üzere dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Sizin için de bizim için de bir insanın son nefesinin burada olmasını istemesinde hiçbir efendim sakınca yoktur en güzelini istemiş demektir. Bu kadar mübarek bir mekanda isen o zaman olumsuzlukları değil olumlu yönleri konuş demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çünkü olumsuzlukları konuşursanız devamlı olumsuzluklar üzerinden meseleleri değerlendirirseniz Allah'a hamd edemezsiniz demiştik. Hayatındaki problemleri devamlı konuşan abisiyle, babasıyla, amcasıyla, dedesiyle, oyuyla, boyuyla arasının devamlı kötü olduğunu ifade eden Borçlarından bahseden, ticari hayatındaki başarısızlıklardan bahseden, efendim hastalıklarından bahseden, çektiği sıkıntıları devamlı dillendiren adam namaz kılamaz. Ne alaka? Çok alaka. Çünkü hamd edecek bir şey bulamazsın. Devamlı olumsuz taraftan baktığın için iki tane pencere var. O iki pencerenin doğru tarafından doğru pencereden baktığında hep dersin ki ya nefes alabiliyorum, sağlığım var, sıhhatim var, imanım var zaten. O imanın ne kadar yüce bir mertebe olduğunu bildiğinde diğer bütün sıkıntılar senin için önemsiz olacak, değersiz olacak. Dolayısıyla o zaman diyeceksin ki hamd etmem gerekir, şükretmem gerekir. Niye bunları kafayı takıyorum? Bunlar zaten bu işin doğasında var. Olmazsa olmaz der. Ne yaparsın? Doğru şekilde bakarsın. Şimdi bizim de bu meclisteki varlığımızla birlikte şunun üzerini altını çizmek lazım. Ne demiştik? İslami bir duruştan bahsetmiştik. Bu zamanda İslam'ı yaşamaya çalışmak, İslam'la var olmaya çalışmak, yani mahallenizdeki hareket dahi cihat statüsündedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi var. İşte kim bir çarşıya girdiği zaman da La ilahe illallahü vehdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu yuhiyyü ümit ve vuhayyül la yimbut biyedil hayr ve hu ala külü şeyin kadir. Bak bu ifade. Bunu söylediği zaman da Keteballahu lehu elfi elfi hasene ve maha anhu elfi elfi elf seyyiyeh. E. Ve rafa lehu derecat. Elf elf ifadesi var. Ne demek? Bir insan bir çarşıya gireceği zamanda, bir çarşı. Çarşılar Allah'ın adının, Allah'ın zikrinin en çok unutulmuş olduğu mekanlardır. Normalin haricinde ticaretle çok fazla oralarda meşgul olunduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir noktaya temas ediyor ve buyuruyor ki Şayet sizden biriniz çarşıya girdiği zaman da bunu söylerse La ilahe illallahü vehdehu la şerikele Öyle bir Allah'a biz ibadet ediyoruz ki öyle bir zatı ilah olarak kabul ediyoruz ki la şerikele Ortağı yok. Lehul mülk ve lehul hamd yuhi ve yumid ve hu hayyul la yemud Bihdiil hayr ve hu ala kul şeyin kadir O kimseye binlerce sevap yazılır ve binlerce hatası maha anhu. silinir ondan silinir ve derecesi yükseltilir. Aliül Kari rahmetullahi aleyh buyurur ki neden bir insan çarşıya girdiği zamanda bu ifadesinden bu kadar basit bir ifade gibi gözüküyor. Ama basit gibi gözüküyor ama şimdi içinizden cevaplayın bakalım. Hanginiz çarşıya girdiği zaman da bunu okudunuz? Bu meclis olmasa bilebilir miydiniz? Haşa ben demiyorum ha. Bu meclis olmasa bilebilir bilemezsiniz. Nereden bileceksin? Nereden bileceksin? Ha? Bilemezsin. Bu meclis sayesinde öğreniyorsun. Bunu da ezberleyin. La ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Bunu zaten biliyorsunuz da. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ne demek? Kelime tevhid de ne demek? İlah yok. İlahi yok. <laughs> Muhammed Resul. La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Tektir orta. Yok. <laughs> Lehul mülk. Mülk ona ait. <gülüyor> <gülüyor> tamam Şimdi aslında bu ifadelerin içerisinde de öyle anlamlar var ki mesela. Mülk ona aittir. Bu insanda sağlam bir şekilde yerleşiyor olsa bambaşka bir şekilde aslında hayata bakar da bu ayrı bir konu. Şimdi bu kadar söylenilmesi hafif gibi, dile son derece kolay gibi gözüken bu ifadeleri söylediğiniz anda binlerce size hasene yazılıyor, sevap yazılıyor, binlerce günahınız da siliniyor. Şimdi bunu dışarı çıktığı zaman da İnsanlar bilemez. Bilmiyorlar zaten de. Bu meclislerde var olmayan bir adam bilemez. Ama Aliül Kari buyuruyor ki neden bu kelimeleri söylediğiniz zaman da bir çarşıya girdiğinde adam böyle bir hale bürünüyor? Çünkü diyor çarşı insanların Allah'tan en çok uzak olmuş olduğu mekandır. En çok dünyaya dalmış olduğu, dünyaya teveccüh etmiş olduğu ortamdır. Dolayısıyla bu ortamda bunu söyleyen adam cihad etmiş sevabı alır. Cihad etmiş gibidir diyor. Allah'ı hatırlayan bir adam. Biz de diyoruz ki geçmiş zamanda belki böyleydi ama bu zamanda artık sokaklarda birer çarşı gibidir. Zaten her tarafta artık pazar var. Bir pazar kurulmasına gerek yok. Her yerde dükkanlar var. Siz şu çarşambanın sokağında yürüseniz o maalesef o işte gelin, şeyciler, kumaşçılar, bilmem neciler, İslam'a uygun olmayan birçok orada bakıldığında manzaralar var. Oralarda bulunmak dahi, herhangi bir ortamda bulunmak, bir bakkala gittiğinde dahi aynı şekilde bununla karşılaşıyorsun. Hele ki bu zamanda bu tavrı gösterebilmek, bu İslami duruşu sergileyebilmek, bu meclise gelmek suretiyle aynen bu hadisteki sızra muhatap olmak demektir. İnsanın günahlarının affolması neden? Çünkü dünyanın kendisi adeta bir alışveriş mağazasına döndüğü için bir efendim insanı cezbedecek alışveriş mağazasının özelliği nedir? İnsanı cezbedecek olan eşyaların olmasıdır. Bugün insanın cebinde telefonunda AVM'si, önünde TV'sinde bütün her şeyi. Bakıldığı zaman da bütün dünya insana bu anlamda cezbedici bir konumda. Ama bu noktada İslami bir duruş sergileyebilmek işte bambaşka bir efendim neticeyi ortaya koymuş oluyor. Öyle bir adam olacaksınız ki arkadaşlar, gittiğiniz yere İslam'ı getireceksiniz. Bakın, gittiğiniz yere İslam'ı getireceksiniz. Siz bir yere girdiğinizde siyasi parti duruşlu bir adam siyasi partisinin gereğini üç sıkılmadan hem de ceketini asmış olduğu ablemle birlikte çok rahat ifade edebiliyor. Duruşunu adamın saç şeklinden, kadının giyim kuşamından dahi bunu çok net ve rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Öyle bir adam olmak lazım ki hiç utanmadan, sıkılmadan. işte Müslüman geldi, işte Müslüman gitti, işte bunun yanında bu konuşulmaz. Bunun yolunda bu hareket yapılmaz dedirtecek bir kıvamda ve üstünlükte olmak gerekir. Böyle bir adam olacaksınız. Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu sırrahu Acayip hayata baktığınız zaman arkadaşlar size bu anlamda tavsiye ediyorum. Daha önce de ifade ettim. Size birçok dava adamı mesela ticaretle alakalı burada konuşacak olsam ticaret ehli olarak üstün kim varsa onu size tavsiye ederim. Dedim ki onun hayatından okuyun da onun hayatından bakın da dersler çıkartın adamın bakış açısını öğrenin ve size mutlaka bir etki olacaktır derim. Ama İslam'ı yaşama noktasında evvelce bakacak olmuş olduklarımız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve sahabe kiram efendilerimizdir. Rızvanullah mecmai. Sonrasında gelen meşayih-i kiram aslında bize sahabenin hayatını öğretir. Onlar da dolayısıyla Efendimizin hayatını öğretir. Onların değeri meşayihin, meşayih ne demek? Ne demek meşayih? Şeyhlerin cemisi, şeyh efendiler demek. Yani efendim böyle ee, Arapların kullandığı mesela bizde bu geçen kimle konuştuk? Bizde mesela şaka yollu olarak bu söylenilir. Şeyh denilir. Bu şaka yollu söylenmemesi gerekir. Efendi Hazretlerimiz buna çok kızarlardı mesela. Şeyh birisine demeyin. Araplar bunu kullanıyorlar. Yaşlı anlamında hürmet edilecek, saygı duyulacak bir kıvamda kişi olarak onlar kullanıyorlar ama bizde bu şeyh çok büyük zatlar işte manevi anlamda üst perdede olan kişiler kastedilir. Onlar da bellidir. Onun için kimseye şaka yollu şeyh dememek lazım. Şimdi meşayih-i kiram onların özelliği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını en güzel şekilde yansıtırlar. Biz bunu peygamberin hayatında görüyoruz aleyhissalatü Şimdi Efendimiz hazretlerimizin tutumu biz bunu şöyle gözetleyin. Bir ortama girdiniz. Ortam gayri İslami. Bakın çok önemli bir soru gençler. Özellikle kendi içinizde bunu cevaplayın. Ortam gayri İslami. O gayri İslami olan ortamdaki duruşunuz nasıl? Bunu kendi içinizde cevaplayın. Gayri İslam karşı cins var. Oturuyorlar. İyi bilirsin masalarda orada burada şurada efendim sağda solda nargileler çekiliyor, sigaralar içiliyor, muhabbetler. Bu gayri İslami ortamda kendini gizler bir vaziyette mi rol alırsın yoksa hayır benim tavrım ve duruşum budur. Ben İslami bir düşünceye sahibim, İslami bir bakış açısına sahibim düşüncesi ve efendim e, dış itibariyle hareketlerine mi sahip olursun? Yoksa eziklik duygusu içerisinde işte daha önce söylemiştim. Sana yanlışlıkla hoca dediklerinde utan ne hocası ya benim ne işim olur hoca ile falan. Öyle bir moda girer misin? Tamam mı? Hacı dedikleri zaman ne acısı? Efendime söyleyeyim öyle deme bana. İşte öyle ortamda affedersin hakaret et. Nasıl? Bu var ya çok zübbe. Hoş değil mi? Normalde adama zübbe desen sana kızarım. o ortamda zübbe desen keyif alır adam. Niye? İşte o, o noktadaki işte üst düzey demektir yani. Üst düzey Anlıyorsun da <laughs> o işte. Dolayısıyla bundan keyif değil. İslami bunun yanında bunu konuşamaz. Bunu işte şeyle oturtamazsın, kaldıramazsın. Bu onunla takılmaz, ona bakmaz. O ortama girmez. Böyle bir duruşu sergileyebilmek lazım. Hakikaten başka bir bu İslami duruş dediğimiz. Mesela biz bunu görüyoruz. Bir ortama girdiğiniz zaman da alışverişe girdiniz. Şimdi karşındaki kişinin ne olduğunu bilmiyorsun. Nasıl bir muamele gösteriyorsun Bilal Efendi? Selamun Aleyküm mü diyorsun? Hayırlı günler, hayırlı işler, kolay gelsin. Efendim hayırlı akşamlar mı diyorsun? Al sana İslami tavır gösteriyor anla bakalım. Niye? Selamun Aleyküm dersen biraz haşa ve kella insanın zihin dünyasında biraz böyle sanki çok kroca kaçacak haşa. Veya biraz böyle çok hayır ya. Selamun Aleyküm diyeceksin. Sonrasında hayırlı akşamlar dersen dersin, onu dersen dersin. Ya bu selam mı almaz ki? Seni kendirmez ki. Sen duruşunu sergile. Bak Efendi Hazretleri ne demiş biliyor musunuz? İşte İslamca duruş dediğimiz hadiseyi anlatıyorum. Gel demiş, şimdi bu acayip bir şey. Gel demiş, bu karma eğitimi sonlandır. Ne yap? Kadın, kız, erkek eğitimi ayır. Şimdiki bu efendim durum artık bitsin. Bu kız çocukları ile erkek çocukları gayri İslami eğitimlerini bu anlamda artık nihayet erdi. Ya demiş, ya hoca sen ne diyorsun demiş ya. Böyle bir şey olur mu? Biz vallahi demiş batılılara rezil oluruz, rezil. Batılılara rezil oluruz. Ravi diyor ki Efendi Hazretlerimiz bu söze çok üzüldü ve çok kırıldı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kim olursa olsun sizin de bizim de Müslümanca tavrımız yeri gelir esneklik gösterebilir. Esneklikten kastım gevşeklik değil. Veya kendini gizlemek değil onu anlatmaya çalışıyorum Müslümanca tavrınızı. Ticarette faiz durumu varsa açık, açık açık ben istemiyorum diyebileceksin. Ben bu işle meşgul olamam diyebileceksin. Kendince efendim alttan alta yorum yapmayacaksın. Çıkar yolu bulmayacaksın yanlış işte. Dik duruş bu adam bunu kabul etmez kardeşim yediteceksiniz gençler. Bu olacak. Hiçbir Galatasaraylı Fenerbahçeli yapabilir mi? Yapamazsın. Adam kendini asla gizlemez bu anlamda. Niye yani İslamiyetin bu kadar bu anlamda savunulacak kadar bu kadar böyle sert bir şekilde ifade edilecek kadar kıymeti yok mu yani? Gittiğiniz yere İslam'ı getireceksiniz onu söylüyorum. Ahlakınızla getireceksiniz, kişiliğinizle getireceksiniz. Sizinle ticaret yapan bir adam bilecek ki bu adam İslamiyeti yaşar ahlaksız değildir, arsız değildir, yalancı değildir, sahtekar değildir, hıyanet ehli değildir. İnsanın efendim oyuna boyuna göz dikmez. Evinin anahtarını ona versen, 3 ay boyunca yaz saatinle gitsen asla evine senden izinsiz girmez. Çekmeceni, odanı, oyunu, boyunu karıştırmaz. Paranı emanet etsen bir kuruşu ondan almaz. Bu kadar hassas bir adamdır. Ahlakınızla evvela Müslüman olacaksınız. Müslümanlığınızı göstereceksiniz. Müslümansın ama yalan var, sahtekar var, faiz var, hıyanet var, aldatma var, o var, bu var. Şeytan gibi adam dur, ondan uzak dur dedikleri anda sizin İslamiyetiniz lekelidir, problemlidir, sıkıntılıdır. Onun için ağzından küfür çıkmaz, boş konuşmaz, malayaniye dalmaz. Acayip bir adam. Kuralları var. Bunu dedirtebilmek çok başka bir şey. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir Müslümanın duruşu İslam'la olan ilişkisi bütün toplumla alakalıdır, bağlantılıdır. Yani hiçbir şekilde korkmadan, hiçbir şekilde bıkmadan, hiçbir şekilde usanmadan ne yaparsın? Çok rahat bir şekilde İslamiyet herkese ifade edebilirsin. E şimdi bazı Müslüman görünümlü insanlar var. İşte oradan anlarsın Müslümanlığını. Ya işte bunu takmasanız Emre Bedin'e, bunu takmasanız, işte bunu yapmasanız, işte bu sarık olmasa, bu takki olmasa, hani biraz daha böyle modern görünseniz, hani or. Dakika ya. Efendi Hazretleri sergilemiş ki arkadaşlar. Kisvesiyle ahlakıyla, duruşuyla efendim bambaşka haliyle her gittiği yerde İslam olmuş. Bunu anlıyorsunuz, anlamıyorsunuz, anlıyorsunuz da neden konuştuğumu çok daha rahat anlayacaksınız. Zihin dünyanızda hakiki bir Müslüman tasavvuru oluşturmaya çalışıyorum da ondan. Ezik bir Müslüman değil yani. Girdiği zamanı da takkesini kenara koyan, ceketini giyen, onu giyen, bunu giyen şu aman beni de onlardan biri zannetsinler düşüncesiyle değil. Bir işte çalışıyorsun, bir yerdesin, İslami sakalını bırakmışsın, efendim nefsini ezmişsin, bırakmışsın. Niye? Beni böyle bilsinler, benim duruşumu bilsinler diye. Adam efendim vatan, millet karşıtı, o bu savunucu, dinsiz adam kendini öyle rahat ispat ediyor, öyle rahat ifade ediyor ki, öyle rahat karşı tarafa hakaret edebiliyor ki aman biz Bizde böyle bir şey var. Kendi Müslüman arkadaşlarımıza karşı sertiz. Elin gavuru geldiği zaman da son derece işte merhametli olmak lazım. İşte biraz alttan almak lazım. Biraz böyle davranmak lazım bu diyor arkadaşlar. Bunu böyle kafanıza Hafızeddin kafanıza bunu koyun. Müslüman adam bu sözü unutmayın. Her gittiği yere İslamiyeti getirir. Bunu unutmayın. Her gittiği yere. Hani bir sosyeteden birisi efendim Namaza başlamış da ailesinden gizliyor. İşte ele verirsin bir yerde. Ailesinden gizliyor vesaire ama çocuğun son zamanlarda hayatında değişim olmaya başlamış. Kelimeleri kullanırken ne diyor? Öğleden önce diyor. Sabah namazından sonra, ikindiden sonra diyor. Falan. Hayırdır demişler ya. Sendeki bu değişiklik nedir? Adam kendini oradan ele vermiş. Niye? Öncesine kadar ne öğleden öncesine, ikindiden sonra, ne akşam, ne yazsa böyle bir şey yok ki. Akşam dersin, efendim öğle vakti veya saat 2 dersin, saat 4 dersin. Bak, orada kendini ele verirsin. Orada kendini ele verirsin. Bir yerden bir şekilde kendini ele vermen lazım. Kıldığın namazın nuru efendim yüzünde olması lazım. Veya seni adam gördüğü zaman da diyecek ki ulan bu adam namaz kılan bir adam. Bu adamdan zarar gelmez. Böyle bir hal üzere olmak lazım. İşte İslamiyet'in gerektirdiği şey budur. Şimdi biz hatırlarsanız geçen... E Haftalar neyi konuşuyorduk arkadaşlar? İstiğfar doğru diyorsun. Daha öncesinde konuştuğumuz şey hatırlarsanız abdest meseleleriyle alakalı konuşmuştuk değil mi? Abdest meselesiyle. Şimdi şunu da ifade etmekte fayda var arkadaşlar. Bakın insanın daha önce söylemiştim bir kez daha söyleyeyim. Bu işin bahanesi yok. Bu işin bahanesi yok. Nasıl bahanesi yok? Siz bugün şunu söyleyebilirsiniz. İslam'a dair bir şeyleri yaşayamamanızın önündeki engelin arkadaş ortamınız olduğunu, işte sosyal medyanın olduğunu veya xx sebeplerin efendim kendisinden kaynaklı İslam'ı yaşayamadığınızı ifade edebilirsiniz. Ve kendinize bahaneler ortaya koyabilirsiniz. Ama Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de bunları çok net bir şekilde cevaplıyor. Ve Müslümanca bir tavır dedim ya öyle bir meleklerin ağzından bize bir soru sordurmak suretiyle bize duyurmak suretiyle Müslümanca tavrın nasıl olması gerektiğini gerekirse bütün dünyaya res çekecek bir imani duruşa sahip olmamız gerektiğini ifade ediyor. Allah Celle Hicret emri gelmiş fakat bir takım sebeplerden dolayı hicret etmekten geri durmuş. Sonunda vefat etmiş. Allah onları tanımlarken ظَالِم۪ي enfusihim Nefislerine, kendi canlarına zulmeden kimseler olarak bahsediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara yapın diye yapmalarını gösterdiği, bizatihi kendi eylemiyle gösterdiği o işi yapamamışlar. Melekler ne diyorlar biliyor musun? Kalû me kuntum. Siz neredeydiniz? Acayip bir ayeti i kerime. Kalû kuntum. Dini tatbik noktasında neredeydiniz? Soru bu. İnsanın ruhu çıktığı anda bu soruyu soracaklar. Hocam ticarette o iş olmadan olmaz. Şu duruş olmadan olmaz. Şu arkadaş ortamı olmadan olmuyor. Bu işe düşmeden olmuyor. Bu işle meşgul olmadan olmuyor. Şimdi böyle bahane kullanabilirsin ama bu yanlıştır. Allah'a itikatta bir problemdir. Çünkü la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden daha fazlasını yüklemez arkadaşlar. Eğer bir noktada hatanız varsa bu bir noktada yanlışa düşüyorsanız devamlı bu sizin dikkatsizliğinizden kaynaklıdır. Yoksa dayanılamayacak bir şey demek değildir bu. Birisi dahi dayanıyorsa herkes dayanabilir demektir. Bak melekler soruyorlar. Allah bunu bize öğretiyor. Kalu mekuntum. Siz dini tatbik noktasında neredeydiniz? Onlar da diyorlar ki kalu kunna fil arz. Ya Rabbi biz yeryüzünde güçsüzdük. Yani dini yaşamaya fırsat bulamıyorduk diyorlar. Dini ilan etmeye fırsat bulamadık diyorlar. Diyor ki şöyle cevap veriyorlar. Kalu kunna fil arz. Ya biz yeryüzünde güçsüzdük. Dini ilan edecek, Halbuki Süheyb-i Rubi'yi biliyoruz değil mi? Bak hakkın daha Niye? Bütün her şeyden vazgeçti diye Allah Celle ve minen nâsim men yeşri nefse hubtiga merzatillâ ayetini indirdi. Ama kimileri de bu noktada bu tavrı gösteremedi. Çekindiler. İlan etmekten dini, dinlerini ilan etmekten geri durdular. Veya efendim parasal, maddesel sebeplerden kaynaklı bu anlamda geri duruşlar yaptılar. Ama melekler soruyor. Niye böyle? Onlar da cevap veriyor. Biz güçsüzdük. Bizim için de bu ayet nasıl tecelli eder? Ya Rabbi ben, ey melek ben o ortamdan uzaklaşamadım. O ortamda kaldım. Hicret etseydin, işini değiştirseydin mesela. Namaz kılamıyor, işini değiştirseydin. Ama çok güzel bir maaşı vardı. Bir vakit namazı kaçırıyordum sadece. Öğle namazını kaçırıyordum. Geri kalan bütün namazlarımı kılabiliyordum. Bir tek öğle namazım kazaya kalıyordu. Onu da hani kaza ediyorum diye devam ettim. Kurtarmaz. Bir vakit namazı bırakın terk etmeyi, bir vakit namazınızın kaybolmasına sebep olacak bir işe sahipseniz, her türlü şartı zorlamanıza rağmen namazı kaybetmenize sebep oluyorsa o işle sizin işiniz olamaz arkadaşlar. Bu belki benim için çok zor bir şey olacak. Ben sadece bunu konuşuyorum. Onunla işiniz olamaz arkadaşlar. Müslümanca duruş budur. Benim namazım dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Benim İsterse 30 bin lira, 40 bin lira aylık gelirim olsun, eğer en ufak bir namazıma halal geliyorsa, haremlik, selamlık anlamında bir problem oluşturuyorsa ben bu işte olmam kardeşim. Bereket mi istiyorsunuz? Allah size bereketin şartları. Haremlik, selamlığa dikkat edin. Namazlarınızı kılmaya dikkat edin. Girip çıktığınız ortamlara dikkat edin. Göreceksiniz ticari anlamdaki ilerleyişlerinizi. Manevi anlamda o, o kazandığınız paraların ne kadar bereketli olduğunu göreceksiniz. Paranın bereketli olması ne demek biliyor musun aynı zamanda? Sadece çok fazla gözükmesi demek değil. Paranın bereketli olması demek sizin kendisini beslemiş olduğunuz ailenizden de bereketlerin hasıl olması demektir. Çocuğunuzun çok bereketli bir çocuk olması demek. Hayırlarla dolu bir çocuk olması demek mesela. Tamam mı? Bak bereketin göstergelerinden bir tanesi budur. Hanımınızın veya kocanızın hakeza bambaşka şekilde olması demektir. Bereket sadece cebini dolacak anlamında değil. Bunu yanlış anlamayın manevi anlamda başka olacak demektir. Bu noktada duruş. Bak melek soruyor. Kalu diyorlar ki çok zayıf düştük biz, güçsüzdük biz yapamıyorduk. Kalu dedi ki mel elem tekun ve vasiatan fetuhajiru fiha. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya. Başka ortam yok muydu? Başka arkadaş ortamı yok muydu? Mecbur muydun o arkadaşlarla vakit geçirmeye? Mecbur muydun sosyal medya kullanmaya? Mecbur muydun X kimselerle ticaret yapmaya? Veya mecbur muydun ayda 30 bin lira efendim kazanmaya uğrunda namazını kaybetmek suretiyle? Melek soruyor bunu. Öldüğün zaman da adama soracaklar arkadaşlar. Elem tekun ardullah vasiatan fiha. Ayetin devamında arkadaşlar Allah Celle ayetlerin devamında bize bir müjde veriyor. Ve men yuhacir acayip bir ifade arkadaşlar. Gençler bu ifadeleri kafanıza nakşedin. Hayatınız boyunca lazım olacak olan ayet-i kerimeler bunlar. Başınız sıkıştığınızda, bir işle alakalı artık çıkış yolu bulamadığınızda rahat olun. İslam'a dair duruş sergileyin, hep İslam'ın lehine karar alın. Allah sizin önünüze çok büyük kapılar açacaktır. Bir vakit namazınız için dahi gerektiğinde çok ciddi miktarda, çok ciddi manada kazançları elinizin tersiyle itin. Çok ciddi manada bir vakit namaz için bir kuruş faiz şüphesi oluyor diye çok ciddi manada o ticaretten uzak durun. O adamdan, o kişiden, o insandan, o ortamdan, o kişilerden uzak durun. Siz böyle yapmakla yiyecek etmiş oluyorsunuz. Allah Celle buyuruyor ki وَمَنْ يُهَاجِرِ ف۪ي سَب۪يلِ kim Allah yolunda hicret ederse yani Allah için bir karar alır da o yanlışı elinin tersiyle iterse sosyal medya senin vaktini çok fazla alıyorsa hicret etmenin şartı efendim telefonu bu odaya koyup diğer odaya gitmek değil. Hicret etmenin şartı sosyal medyanı kapatmaktır. Ama davayı savunmamız lazım. Orada savaşacağız dersen kendi ahiretini riske atarak davayı savunmak efendim gibi bir garabetle karşı karşıya kalma. Allah adam yaratır. Hep söylüyorum ya beni en çok etkileyen in yaşa yüzibkum bi Allah yenilerini yaratır. Ama ma zalika ala Allah aziz. Bu Allah'a zor da değildir. Allah sana muhtaç değildir. Allah sana mecbur değildir. Seni şeytan kendi efendim kendini çok değerli göstermek suretiyle kandırabilir. Vaktini mi çalıyor? Kapatacaksın. Bak hicret ettin. Allah Celle şey buyuruyor ki: "Emen yuhacir fi sebilillah yecid fil arzi muraghaman kesiran vesa." İfadeye bakın ya. Bu ifadeyi arkadaşlar kafanıza hafız edin. Allah'ın ifadesiyle o kadar Hicret edecek mekanlar bulacak kim bu niyetle yola çıkarsa kesir anı vesa ve rızık anlamında bolluk verecek ve şeriatı amel etme noktasında ona imkan verecek. Yeter ki Allah için bir eylem yap. Tavra bakar mısınız? Oğuz Bey, Allah için bir eylem yaptığınızda şu ticareti yapmam gerekiyor dediniz ama burada İslam'a aykırılık var. İslam'a zıtlık var. Ama burada çok büyük bir kar var. Bu işi terk ediyorsunuz. İslam'a uymuyor diye. işin fetvasını soruyorsunuz. İslam'la alakalı değil. İslam'ın burada nehi var diye. Bu işten yüz çeviriyorsunuz. Başka bir kapı Allah Celle buyuruyor ki öyle kapılar açacak yani bizim günümüz ifadesiyle öyle bir ticaret size nasip edecek ki hem orada i'malü şeria şeriatın ameli söz konusu olacak hem de rızık anlamında problem yaşamayacaksın. Aa, Efendi bu ayeti tefsirini okuyorum ben rızık kazanımı anlamında, şeriatı yaşama anlamında ve rahat yaşam anlamında Allah Celle size büyük kapılar açacak. Ama bir eşik var. O eşikten bir geçiş süreci var. Diyorum ya imtihan. Bir karar alacaksınız. İslam'a dair ters bir hareket yapamam ben diyeceksiniz. Bunu yaptığınız anda bambaşka bir şeyle karşılaşacaksınız. Onun için Allah için hicret etmek demek arkadaşlar. Allah'ın istemediği bir eylemi elinizin tersiyle kenara koymak ve onun yerine Allah'ın istediği bir eylemi ikame edebilmekten geçiyor. Hicret etmek, bugünün hicreti bu. Ama tabii ki mekansa anlamda da hicret olabilir. Nasıl? Kötü arkadaşları bırakırsınız, aynı mekana gitmezsiniz. Daha önce söylediğim bir husus var, yine onu söylüyorum. Gerçekten yanına gittiğinizde, devamlı surette belaltı muhabbeti yaptığınız Devamlı surette siyaset muhabbeti yaptığınız, devamlı surette mala yani dediğimiz Allah'ın dışında meseleleri konuştuğunuz arkadaşlarınız varsa onlarla olan ilişkilerinizi sınırlandırınız. Çünkü onlarla olan ilişkiniz ve münasebetiniz ahiretiniz noktasında en büyük sıkıntı ve problemdir. Sizinle Allah'a konuşabilen el tutuşuyorsunuz demeyeyim de, el ele tutuşmadan efendim kol kola girerek bu meclise gelebildiğiniz veya bu meclislere, mescide gidebildiğiniz, şöyle bir sorun bakalım kendiniz içinizden. Gerçekten namaza gitmediğiniz zaman da sabah namazını, öğle namazınıza telefonunuzu çaldırarak hadi namaza gidelim diyen kaç tane arkadaşınız var? Veya birlikte namaza gittiğimiz kaç tane arkadaşınız var? Veya birlikte bu sohbet meclisine gidelim kaç tane arkadaşınız var? Toplamda 50 tane arkadaşınız varsa, Bunlardan kaçının böyle bir ameli vardır? Buyurun. Söyleyin. İsim neydi? Gökhan, Gökhan abi. Söyleyebilir misin? Az. Hepimizin böyledir. Bak çok enteresan bir şey ortaya çıkıyor. O zaman haddi zatında bizim arkadaş ve dost dediklerimiz bu anlamda bizim için bir problem olabilir. Ya biz meseleye daha önce aktarmıştım. Saadettin Kaşgari ve Kaddesallahu babasını anlatıyor. Babası 12 yaşındayken Babası 12 yaşındayken babasıyla, o da babasıyla yani Saadettin Hazretleri'nin dedesi. Bir handa durmuşlar. Babası, Saadettin Kaddesallahu Sırrahu'nun babası onları izliyor bir han kapısında. Adamlar münakaşaya dalmışlar. Reşahatlı geçiyor bu. Adamlar münakaşaya dalmışlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Saadettin Hazretleri'nin dedesi, Kaşgari Kaddesallahu Sırrahu'nun dedesi, bir anda yarım gün sonra yani belli bir müddet geçtikten sonra ağlamaya başlamış. Öyle bir ağlamaya başlamış ki adamlar o esnada münakaşa eden ticaretle alakalı konuşan o adamlar ne oluyor demişler ya, niye ağlıyorsun hayırdır vesaire. Demiş ki şurada yarım gündür konuşuyorsunuz, yarım gündür tartışıyorsunuz, yarım gündür bu işin efendim burada tabiri caizse piyasasını yapıyorsunuz ama bir sefer Allah'tan konu açmadınız. Dolayısıyla sizin için ağlıyorum. Sizin için üzülüyorum. Nasıl olur da bu adamlar bir sefer şu yarım günlük konuşmalar esnasında bir sefer Allah'tan bahsetmezler diye. Meşayih'in de böyle bir hususiyeti var. Hep söylüyoruz ya sen ben yatarken Efendi Hazretlerimiz, meşayihimiz namaz kılmışlar. Senin için, benim için şu meclisin varlığı için dua etmişler. Sen ben yatarken onlar bu işin mücadelesini vermiştir. Acayip bir şey. Allah onlardan razı olsun. Amin. Şimdi arkadaşlar <laughs> onun için Şimdi o hadislere giremedik daha şeyle alakalı. Fakat şunu ifade etmek noktasındayım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. İslami bir bakış açısı olarak. Anlatabildiysem ne mutlu. Anlamadıysanız kendinizi yenin. <laughs> Fakat şu var. İslami bir bakış açısına sahip olmadığınız zaman birkaç hafta önceki sohbette ifade ettiğimi bir daha ifade ediyorum. İslami bir bakış açısına sahip olmadığınız zaman da bir tarafta namaz kılan, bir tarafta her istediği ortama girip çıkan bir adam ortaya çıkar. Bir tarafta oruç tutan, Diğer tarafta her türlü gıybeti yapan bir adam ortaya çıkar. Bir tarafta ticaret. Allah ticaret helal kıldı. Ama diğer taraftan da yapmış olduğu o işte faize bulaşan bir adam ortaya çıkar. Niye? Bir tarafta İslami eve gittiği zaman takyesini takan, kendi camisine, İsmaila camine geldiği zaman da takke takan bir adam ortaya çıkar. Ama başka bir ortama gittiği zaman da ne takke ne o hiçbir şey kalmayacak bir adam ortaya çıkar. Bu hepimizin hayatındaki eksiklikler. Bunlar sizin hayatınızda, benim hayatımda var diye anlatmıyorum. Hepimizin hayatında. O zaman Müslümanca bir duruş için bunu konuşuyoruz. Müslümanca bir duruş demek işte bütün o eziklikten bir sefer kurtulacaksınız. Ezik olma duygusundan. İnsanın bugün hayatındaki kararları almasındaki ticari anlamda, kılık kıyafet anlamında, oturuş kalkış anlamında, gittiği mekanlar anlamındaki ekser insanlara yöneliktir. Mesela birçok insan gideceği lokantanın lezzetinden ziyade o lokantaya gidenlerden sebep oraya gider. Niye? İşte elit insanları geliyor, şöyle insanlar geliyor. Avcıysa adam, değil mi? Avcı adam oralara gider. Anlıyorsunuz avcı derken gençten iyi kadar. <laughs> Kötü niyetliyse yani. Ceylan avcısı değil herhalde. Dolayısıyla bak ona göre şekil almaya başlarsınız. Ama öyle bir adam olacaksınız ki arkadaşlar, gençler, sizin için hususen söylüyorum. Öyle bir efendim adam olacaksınız ki bu anlamda gittiğiniz yer bir sefer evvela İslam'a uygun mu? Veya belli noktada İslamiyet uygunluk tarafı yok. Yani içki içilen yere mesela gitmeyeceksin. Şunu söyleyebilirsin. Ya benden ne alakası var ki içkinin? Diyebilirsin ki adam ben içki içmiyorum bir. Efendim ama diyeceksin ki öyle bir Müslümanca tavır ki bir dakika. İçki ile para kazanan böylesi bir haramla harama tevessül etmek suretiyle Allah'a meydan okumak suretiyle böyle bir işi yapan bir adama ben para kazandırmam diyeceksiniz. Bak bu bir duruştur işte bu. Bu duruşu sergilediğiniz zaman da bambaşka bir tavır ortaya koymuş oluyorsunuz. Bu sadece içki içmekle alakalı değil. Genel anlamıyla her şey üzerinden bunu böyle. Mescidi yok. Mescidi en altı atmış. Mescidi efendim affedersiniz ahır yapacakmış da mescid yapayım diye karar vermiş. Böylesi bir tavır gösteren, İslami değerlere saygı göstermeyen bir kurum. Sadece bu hayattan bir misal üzere söylüyorum. Böyle bir İslami duruşunuz, hareketiniz olacak. Sizin yanınızda herkes her şeyi konuşamayacak. Sizin yanınızda herkes her şeyi söyleyemeyecek. Öyle bir adam olmak. İslam'ın bize emrettiği, bizden istediği şey budur. İşte Şeyh Efendi anlatma sebebim o. Efendi Hazretlerimizi başta anlatma sebebim. Daha çok örnek var ama hususen onları anlatma sebebim bu. Kim olursa olsun söylediği şey İslam'a dair. Kim olursa olsun ona göre tavır almamış. Kimle karşılaşırsa karşılaşsın Allah'a göre tavır almış. Neticesinde de sen Allah'a göre tavır alırsan Allah da senin için sana uygun yani Allah'ın neticede istediği tavrı alacak on binlerce, milyonlarca insanı var eder. Cenazende de bunu ispat eder. Nereden gelecek? Efendime söyleyeyim. Böyle bir e, oluşum olmuş, böyle bir gayret olmuş. İslami tavır sergilemiş. Onun için yine söylüyorum. Bu meclislere geleceksiniz. Bu meclislere gelen adam İslami tavır öğrenir. Bu meclislere gelen adam İslami tavır öğrenir. Bu meclise gelmeyen adam maalesef bunu öğrenemez ve bu anlamda hatalara düşer. Onun için bu meclis bizim için İslam eşittir İslam demek bu meclis. Tamam. Eşittir İslam. Her şeyi burada konuşuyoruz İslam'a dair. Ve bu meclislerdeki varlık şunu bize Müslüman olduğumuzun ya arkadaşlar bak çok ne söylüyorum ha. Uyanalım ya. Vallahi bak. Neyi kastediyorum? Ya ben imanlıyım ya. İmanlı. Mesela imanlı bir adamın şuradan geçen lüks bir arabaya özenmesi çok büyük bir gaflettir biliyor musunuz aslında? Neden? Keşke bundan olsa diye, keşke şuna sahip olsam, buna sahip olsam demesi Allah'a karşı ki hadis-i şerif var. Bir adama Kur'an verilmiş, Kur'an öğrenme imkanı verilmesine rağmen kendisini hala da fakir görüyorsa o adam büyük sıkıntıdır. Allah sana Kur'an okumayı öğretmiş, Kur'an'ı ezberletmiş. Hala da başka hedefler, başka gayeler, başka arzular peşinde koşuyorsan bu ciddi manada bir problemdir ya. Bu Allah'ın sana verdiklerinin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu öldüğün anda anlayacaksın. O ruhun çıktığı anda melekler adeta senin ruhunu efendim böyle aldıkları anda o zamanda geçer akçenin işte bu Kur'an-ı Kerim'de bir ayetin, öğrendiğiniz bir ayetin ne kadar değerli olduğunu, dünyada hiçbir şey onun değerinde olmadığını anlayacak. Bunda şüphe var mı? Yok. İki rekat namaz diyoruz, iki rekat namaz. İki rekat sabah namazı. İki rekat sabah namazının sünneti arkadaşlar Allah için söyleyin. Dünyadaki her şeyden daha hayırlı mı değil mi? Oğuz Bey söylesene. Daha hayırlı. E o zaman dünyanın bu kadar peşine koşup da iki rekat namazının sünnetini terk etmek neden? Arkadaşlar buna fırsat vermeyelim. Allah bize çok büyük bir imkan verdi. Çok büyük bir güç verdi. Allah bize hiç kimseye vermediklerini verdi. Kul bi fazlillahi bi rahmeti febidhalike bi yafra. Bununla sevinin arkadaşlar. Bununla mutlu olun hamd edin, şükredin. Devamlı bu işin olumlu tarafından bakın, olumsuz tarafından değil. Ya Rabbi beni seçtin diyin, Bu meclise gönderdin. Hamd ederim, şükrederim. Ya Rabbi bu meclisin kıymetini gözümde benden alma ya Rabbi deyin. Amin. Yalvarın yakarın Allah'a ki bizi imanda sebat ettirsin. Allahümme sebbitna ala dinike ve ala taatik. Allahümme hdina fi men hedeyt din. Ve afina fi men afeyt Arkadaşlar Allah'la konuşun. Allah'a teşekkür edin. Dua muhul ibadeh. İbadetin özüdür dua edebilmek. Allah'a bu şekilde seslenin. Bunlar olmazsa arkadaşlar yoksa Allah'la konuşmazsan başkalarıyla konuşmak zorunda kalırsın. Allah'ın emrine tabi olmazsan başkalarının emrine tabi olursun. En netice hasira dünya ve ahire. Zalike huvel husranul Ayetinin sırrına mazar olursun. Dünyan da husran olur, ahiretin de husranı olur. Allah bu dünyada kafirin boyunduruğu altında seni yaşatır. Ahiretinde de türlü türlü sıkıntılarla seni karşı karşıya bırakır. Bu zamana kadar bunu yaşadık, bunu yaşıyoruz maalesef. Allah hepimize hayırlar versin. Amin. İslami duruş, duruşu kazanabilmeyi nasip eylesin. Şu eziklikten kurtulabilmeyi bize nasip etsin. İnsanlara göre değil, Allah'a göre tavır alabilmeyi, hareket edebilmeyi bize nasip etsin. İnsanlara beğendirmek için değil, Allah'a beğendirmek için tavır alabilmeyi bize nasip etsin. Hakikaten çok başka bir duruştur bu. Allah bunu bize nasip eylesin. Allah'ım bize hayırlar versin. Amin. Şu meclise geldiğiniz için Rabbim ne kadar hayırlı muradınız varsa an karibi zaman nasip eylesin. Amin. Atmış olduğunuz her adım mukabilinde Allah Celle size ha cümle sevabı ikram eylesin. Amin ne kadar seyyiatınız varsa hepsini hasenata tebdil eylesin Amin. Allah Celle bir ömür iman üzere yaşamla sizi mükafatlandırsın Amin. Allah Celle imanı kamil üzere yaşam sahibi olabilmeyi nasip eylesin Amin. sağlıklar, sıhhatler, afiyetler nasip eylesin Amin. bugüne kadar işlemiş olduğunuz günahlarınızı setre eylesin, Amin. aynı günahlara düşmekten muhafaza eylesin Amin. mesuh tövbesi yapabilmeyi, istiğfar edebilmeyi size nasip eylesin Amin. Allah Celle güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar ikram eylesin. Amin. Kendisi için hicret edenlerden eylesin. Amin. Kendisi için tavır alanlardan olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Kendisi için kendisinden uzaklaşmamızı istediği her ne varsa hepsinden uzaklaşabilmeyi bize ikram eylesin. Amin. Allah Celle İslamca düşünebilmeyi, İslamca bakabilmeyi, İslamca yürüyebilmeyi, konuşabilmeyi bize ihsan eylesin. Amin. Allah Celle İslam'a ters hareketler yapmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Şeytanın ve nefsin tuzağına düşmekten bizi muhafaza buyursun. Amin. Onların hilelerinden bizi halas eylesin. Amin. Allah Celle türlü türlü güzellikleri bize bahşylesin. Allah Celle bu ülkede bize merhamet etmeyecek olanlara asla efendim velâ tusallit aleyna men la ifadesi üzerince bize musallat eylemesin. Amin. Allah Celle devamlı surette Çafirlere karşı, başta nefsimize karşı, şeytana karşı bize yardım eylesin. Amin. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenebilmeyi bize ikram eylesin. Kur'an-ı Kerim'le en güzel şekilde amel edebilmeyi bize nasip eylesin. Kur'an'ı bilmeyenler öğrensin arkadaşlar. Kur'an'ı bilmeyenler öğrensin. Kur'an'ı bilmeyenler öğrensin. Bilenler de, hafızlık yapmış olanlar da veya yarım yamalık bilenler de Kur'an'dan ayetler ezberlemeye başlasınlar artık. Ezbe hafızlıklarını artık Efendim en büyük insana verilen zenginlik bu. Bunu tekrar edebilme aşkını da Allah'tan istesinler ya Rabbi. Kur'an okuma aşkını bize ver ya Rabbi. Amin. Namazlarımızı göz nuru eyle ya Rabbi. Amin. Namazlarımıza karşı aşk ver ya Rabbi. Amin. Namazlarımıza karşı muhabbet ver ya Rabbi. Amin. Acizlik var, üzerimizde tembellik var, üzerimizde bu anlamda gevşeklikler var. Ya Rabbi sana sığınıyoruz, sana el açıyoruz. minna illa ileyk. Senden başka sığınağımız yok. Senden başka el açacağımız yok. Allahumma ercu rahmetek. Rahmetini istiyoruz, rahmetini ümit ediyoruz. La tekilni ila nefsi tarfete ayn. Göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle bizi baş baş bırakma ya Rabbi. Amin. Nefsimizle bizi baş başa bırakma ya Rabbi. Allahumma aslih li şe'nena Ya Rabbi bütün işimizi sen ıslah et ya Rabbi. Allahumme mehdina ve seddidna ya Rabbi bizi hidayete erdir ya Rabbi. Bu istikamet üzere doğru olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allahümme elhimne rüştene ve eidine min şerri nefsine ya Rabbi. Doğruyu bize ilham et ya Rabbi. Her kararımızda, her hareketimizde en doğrusu neyse onu yapabilmeyi bize nasip et ya Rabbi. İlham et ya Rabbi. Nefsin tuzaklarından da biz sana sığınıyoruz. Bizi koru ya Rabbi. Allah'ım lütfen kime nasıl davranmamız gerekiyorsa o şekilde davranabilmeyi bize nasip et ya Rabbi. Bu camiamıza İslamiyete efendimiz zarar vermek isteyen fitne peşinde koşan, fesat peşinde koşan her kim varsa ya Rabbi, kendi hırslarında onları boğ ya Rabbi, Amin. kendi hırslarında onları çevir ya Rabbi, Amin. kendi tuzaklarını, kendi başlarına makus eyle ya Rabbi. Ya rahman rahimin, veya hayran nasirin şu süre zarfı içerisinde efendim Müslümanların iktidar olmuş olduğu bu dönem içerisinde Müslümanca kararlar alabilmeleri nasip eyle. İslam'a zıt kararlar almaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Şu Müslümanları rahatlık sürecinin de Müslümanların artık yatarak değil, eğlenerek değil, en güzel mekanlarda vakit geçirerek değil, kime daha nasıl ulaşırız, kimi daha İslam'la nasıl tanıştırırız, kime daha İslamiyet'i nasıl anlatırız düşüncesiyle bıkmadan, usanmadan, yılmadan, uyumadan, dinlenmeden en güzel şekilde hareket ettirebil hareket edebilmemizi, devamlı surette koşabilmemizi nasip et ya Rabbi. Ve yusari'une fil hayrat ayetinde buyurduğun gibi hayırlarda yarışabilmeyi bize nasip et ya Rabbi. Ve hum leha ayetinde buyurduğun gibi devamlı hayırda en önde olabilmeyi bize nasip et ya Rabbi. Allah'ım ne olursun tembellikten bizi kurtar ya Rabbi. Amin. Tembellikten, gevşeklikten, korkaklıktan bizi kurtar ya Rabbi. Amin. Ezik bir Müslüman olmaktan bizi kurtar ya Rabbi. Allah'ım İslamiyetimizde övünebilmeyi, İslamiyetimizin eserlerini her نصيبك اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا لِي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر نفسنا، والى شرف النبي واله واصحابه ومشايخنا فاننا وخاصه والى روح شيخنا وقبلة قلوبنا ومعلمنا ما لم نعلم الحاج محمود الوفي قدس الله سره والى روحانية حسن افندي قدس الله سره، الحمد لله رب العالمين الفاتحه.